Uzun zaman sonra Maiko ile tekrardan video çekeceğiz. Bu kez Maiko baba olmuş. Maiko'nun yavrularını göreceğiz. Bakalım canavar bizi nasıl karşılayacak? Kaç ay oldu? Yaklaşık 3 ay falan oldu. En son bir canlı yayın yaptık ama o zaman pek haşır neşir olamadık şeyle, Maiko'yla. Yavrularını da gösteremedik zaten canlı yayında. Bu kez çok farklı olacak. Aslan, ne haber? Tamam. Gel buraya, gel. Demek sen baba oldun ha? İlk videoyu izleyenler bilir. Maiko zaten niyetliydi. İlk videoda Elia ile arasında bir münasebet geçti. O videoda zaten görmüşsünüzdür. Orada da söylemiştik. İlk eşlemesini yapmadık. İlk eşlemesi gerçekleşti ve şahane yavrular oldu. Değil mi aslanım? Sen bu videolardan sonra meşhur oldun. Bunları... Bayra. Yok alsın. Tamam. Gel sen de çık. Gel. Ya yılışık olmaları iyi bir yönden. Niye biliyor musun? Bunları zaten şöyle diyeyim sana. Saldırgan zannediyorlar ya. Ya Bully bunun ırkı. Ama Pitbull zannediyorlar bunu. Pitbull zannedildiği için de saldırgan zannediyorlar. Gerçi Pitbull'lar da saldırgan değil ama. Ya saldırgan olmadıklarını göstermiş oluyorsun. Değil mi kızım? Yakından çeksene şu yüzünü. Canım benim. Yavrular ikisinindi herhalde. Yok değil. Yavru eski yavrular mı? Yok şimdiki yavrular. Yavrular zaten Eli annesi, Michael. Bundan da yavru alınmadı mı? Bu daha alınmadı. Onun kızını gelmedi daha. Bayra daha yeni geldi bize. Eli zaten biliyordunuz öncekinde. Eli evet. Vardı, dışarıda çıkardınız. Michael ile beraber. Yakın al. Michael. Gel oğlum buraya. Gel. Sen de amma güçlüsün lan. Gel buraya. Şimdi Maiko'nun yavrularıyla bir iki görüntü alacağız. Siz de zaten Allah'ım yarabbim şunun güce bak ya. Bu iyice kilo almış. 45-50 civarıydı da bu. Almıştır yine. 55'e 60'a çıkmış herhalde. Tosun. Aslanım benim. Gel. Bak. Bak. Baba ile oğlum. Kız mı? Erkek mi? O dişi evet. Baba ile kız. Bu yanındaki dişi, bu erkek. Baba ile evlatların buluşması.
Bugün Hakan yok yanımızda. Emre kardeşimiz var. İşte köpeklerle burada Michael'la falan ilgileniyor arada. Halil'i de gördünüz zaten. Halil de burada. Halil kendini göstermek istemiyor ama ismini söyleyelim yeter istiyorsan. Gösterecek misin? Yok, çok istemiyorum. Tamam, iyi sen bilirsin. Başta da söyledim, Michael'ın yavruları oldu. Onlar da Michael gibi meşhur olacak, kral olacak, şahane, kocaman bulliler olacak. Emre, ne zaman doğdu bunlar? Kaç aylık? Yavrular işte Şubat 14'te doğdular. 15 Şubat 15'inde doğdular. Yaklaşık işte 40 günlük vesaire. Ondan sonra işte önceki videoda gördüğünüz Michael'la, tabi burada kendisi. Bir de Elia var, kızımız. Evet. O da yine önceki videoda gördüğünüz onların yavruları. Michael yine ekstrem olarak geçiyor, bully. Ama Elia biraz daha tabi hem dişi olduğu için hem de standart olduğu için biraz daha küçük ona. Ama yavruları büyük ihtimalle yine Michael gibi, evet, canavar olacaklar. İşte görmüş olduğunuz elimizde şu silver fawn olarak geçiyor. Biraz daha sarıya dönük rengi. Şöyle göstereyim. Bir de elimizde işte standart olan renk var. Blue fawn. Şu an zaten bu şekilde 6 tane yavrumuz var. 2 erkek 4 dişi. Dediğim gibi ilk zamanlarda biraz sıkıntı oluyor bu bullilerin süt emmesinde. Ondan dolayı 9 ya da 10'du yavrumuz. Birkaç tanesi öldü. Ama şu anda işte 6 tane yavrumuz. Maşallah Tosun gibiler. Bizle eldeki beraber. Dişi mi? Bu da dişi. Dişi. Evet, o erkek olması lazım. Şimdi yavrular da ilk bakarken biraz komik oluyor, biliyor musun? Evet ama mecbur. Biz de anca böyle anlayabiliyoruz. Yani biraz önce ben de aynısını yaptım. Erkek mi dişi mi diye şöyle elimde bir yokladım. Çünkü bu ahadi ayırt ediliyor renkten de, diğerlerinin hepsi aynı renk olduğu için maskeleri de çok benziyor birbirlerine. Erkek dişi pek ayıramıyoruz. İlk geldiğimizde buranın şekli de değişmiş. Michael'u şuradan çıkarmıştık. Evet, buradan çıkmıştı. Aynen. Direkt burada Elia vardı. Elia ile bir münasebeti oldu. Ben, o video da o yüzden tuttu, biliyor musun? Evet. Herkes yorumlarda orayı söylüyor. Michael'ın yani burada haremi var. Zaten 5 tane dişiyle beraber kalınca kendisi gayet rahat hareket ediyor yani dişilerle. Harem mi kurdun kendine lan kerata? He? Şöyle bir bak işte, harem mi kurdun? Süleyman mısın lan sen? Sultan Süleyman. Şey, Muhteşem Yüzyıl'da var ya. Gerçi alakası yok o diziyle gerçek hayatta olanların. Tabii. Ama artık dile dolaştı. Öyle kaldı artık. Harem deyince aklımıza nedense o dizi geliyor. Ben yine söyleyeyim. Yavruların 40 günlük, 45 günlük vesaire işte. Şunu söyleyeyim. Bu yavruları bana soruyorlar. İlk doğmuş. Abi hemen alabilir miyim falan. Öyle bir şey yok. Yani en erken mesela biz Alice'i aldığımızda 28 günlüktü. İlk Alice geldi zaten buraya. Hani zaten 28-25 günlükten sonra yavruların dişi çıkmaya başlıyor. Anne çok emdirmek istemiyor. İşte şeyinden dolayı, dişlerinden dolayı. Yani yavrular 2 aya kadar emiyor normalde. Ama anne kaçabildiği kadar kaçıyor bir ay olduktan sonra. En az bir 30 gün emmesi gerekiyor anne sütünün. Yani 30 günden sonra almaları gerekiyor. Yani ya normal en erken. Aslında benim tavsiyem, ben kendi görüşümü söylüyorum. 50 gün, 45-50 yani gün değil mi? 45 ideal aslında. Yani 45, bu iş için 45 ideal gün. Evet. Zaten 30 günlükten sonra yemek yemeye de başlıyorlar. Hani o yönden isteyen kimseler alabiliyor 30 günlükten sonra. Kendi besleyebiliyor. Zaten bullilerde seceresiz köpek yok. Yok, seceresiz köpek yok. APKC secereli bunlar. Evet. Hepsi secereli. Evet, Elia'nın da seceresi var. Michael'ın da yavruların da seceresi var. Yani şöyle diyeyim sana. Irkıyla alakalı hiçbir şüpheniz olmasın. Anası, babası, dedesi, dedesinin dedesi, 7 sülalesi belli. Aynen, soy ağacı çıkıyor zaten. Soy ağacı çıkıyor, 7 sülalesi belli. Sen de canım... Karnım mı acıktı? Gözleri çeksene. Dişleri çıktığı için. Biraz acıtıyor. Aynen. Biraz acıtıyor. Zaten birbirlerine bayağı hırgür yapıyorlar içeride. Şimdi içeride kavga mı ediyorlar? Yani birbirleriyle ya hafiften oynuyorlar. Onlar zaten oynaya bazı şeyleri öğreniyorlar. Hayvanlar. Gözleri çok güzel. İkisinin de mavi. Tabii bu büyüdükçe döner herhalde. Büyük ihtimalle dönmez. Çünkü biz geçen sefer geldiniz, gördünüz Coltini yavrularını. Coltini yavrularının %70'inin gözü hala mavi, dönmemiş yani çoğunun. Çünkü var sağda solda, arkadaşlarımıza da verdik yavrularından. Hep görüyoruz. Hala gözleri mavi. Ben de şaşırdım ama hala mavi gözler. Çok güzel. Ya onun genlerinde oluyor zaten. Var. Oluyor aynen. Mavilik. Ona göre... soyunda da çıkıyor, torunlarında falan. Aynen öyle. Ama gerçekten şunu söylüyorum, ben Michael'ı çok beğeniyorum. Bu videoların hepsinde de söylüyorum. Benim evladım diyebildiğim köpeklerden bir tanesi Michael. Bir de Ateş var.
Ateşi daha görmediniz siz. Ateşin videosunu çekeceğiz yakında. İnşallah onu da izlersiniz. O da çok şahane bir pitbull. Michael Bully, pitbull'la alakası yok. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü ben bunu söylememe rağmen videoda bana Michael'ın yavrusunu istiyorlar. Pitbull olarak söylüyorlar. Pitbull verir misin abi? Yani değil. Pitbull'la alakası yok. Bully. Kendisi ırkı bir Safgan Bully. Ekstrem. Değil mi? Evet, ekstrem olarak geçiyor türü. Araştırın. Irkla alakası, yani ırk hakkında bilgisi olan arkadaşlar yazarsa daha iyi olur. Öbür türlü anlatamıyoruz da. Şeye giriyorlar. Pitbull'la Bully'nin arasında ne fark vardır falan. Ya sormaya benzer, başlıyorlar. Uzun uzun da yazamıyoruz aynen. Bazen. Benzer türler ama tabii yine hani bilen insanlar fark edebiliyor. Aynen. Sormak istediğiniz veya istediğiniz bir şey varsa Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Hakan'ın zaten Instagram sayfasını, Facebook sayfasını video açıklamasında ekleyeceğim. Dediğim gibi bu güzel evladımızın ırkı hakkında veya yavrular hakkında sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz yani hiç çekinmeden. Beni de zaten Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Yani bunu birçok kez söylüyorum ama 88 bin abonemiz var. Ama hala Instagram'da 1500-1600 kişiyiz. Yani nedense bir türlü yükselemedik. Instagram'da da farklı videolar yayınlıyorum. Genelde videolarımda orada kısa kısa videolar yayınlanıyor. En çok izlenen videonun sahibi şöyle diyeyim kahramanıyla videodaki köpekle tekrardan YouTube için uzun bir video çekiyoruz. Ama ilk önce onun videosu Instagram'da yayınlanıyor. Şimdi Alice. Değil mi? Biraz sonra Halil kendini göstermedi ama ben zorladım. Alice'le beraber bir askı şov yapacak burada. Daha önce canlı yayında zaten izlemiştiniz ama bu şekilde daha güzel olur. Biraz da altına şöyle güzel de bir müzik ekleriz. Daha kaliteli bir görüntü alırız. Halil, soyunmaya başladın kardeşim. Ya üstün kalsın böyle, beni de zaten pislettiler, hiç şey yapma. Michael. Zaten pisleyecek sen o hareketleri yaparken. Michael askı yapmayacak. Michael'u zaten şunu söyleyeyim yani 60 kiloyu kaldırmak, 55-60 kiloyu kaldırmak öyle kolay değildir. Ya bir ben yanlış tahmin etmiyorum herhalde, bir 55'i vardır bunun. Çünkü videolarda atma abi falan diyorlar. Tartıya sok abi diyorlar. Gelsinler görsünler o zaman.
Bugün Maiko'yla güzel bir video çektik. Yavrularını da gördünüz. Şahane yavrular. Umarım videoyu beğenirsiniz. Söylediğim gibi Maiko tam bir kral. Şahane bir köpek. Yavruları da onun gibi olacağına eminim. Hakan'ın Instagram sayfası alt köşede geçiyor. Benim de Instagram sayfam videonun alt köşesinde geçecek. Onun haricinde linkini de zaten video açıklamasına bırakacağım. Soracağınız, danışacağınız, yavrularla alakalı sormak istediğiniz, istekleriniz veya önerileriniz artık soracağınız bir şeyler varsa Hakan'a oradan ulaşabilirsiniz. İsterseniz bana da ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde Instagram sayfamı da takip ederseniz beni çok sevindirirsiniz. Bugünlük de videonun sonuna geldik. Maiko el sallayalım. En son el salladığımızda yabancı bir köpek gelmişti. Onunla küçük bir sürtüşmemiz oluyordu neredeyse ilk videoda. Hadi bakayım. Kaldır ellerini. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.